Zamanın renklerini gündüz olduğu kadar gecenin içinden de getirir bize Ramazan. Kimi nöbetini bitirir bu heyecanla, kimi derin uykulardan uyanır. Ve gece tebessümlü uyanışlarla bölünürken, gönül kapıları bereket vaktine açılır. بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن ولا السيئة
İdfa billeti hiye ahsen fe izellezi beyneke ve beynehu adave. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke en. حميم صدق الله العظيم. Efendim, zannediyorum ki mesele bir sözle başlamış. Ey oğul, beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. Bu sözü alıp gönlüne bir serlevha gibi asan Osman Gazi ile birlikte her Osmanlı padişahının yanında neredeyse bir de gönül padişahı ola gelmiş. Osman Gazi Şeyh Edebali'siz anlamak da mümkün değil, anlatabilmek de mümkün değil. Yıldırım Bayezid Han'ı Emir Sultan'sız dile getirseniz eksik kalır. İkinci Murad'ı Hacı Bayram Veli'siz, Fatih Akşemseddin'siz, Sultan Ahmet'i Aziz Mahmut Hüdayi'siz, Kanuni'yi Yahya Efendisiz, Ebu Suud Efendisiz, Yavuz'u İdris'i Bitlisi'siz dile dökebilmek mümkün değil. Yani ecdat elinde kılıç, oku iyi attığı için, ata güzel bindiği için cihana sultan olmamış. Tam tersi, elinde tesbih, gönül sultanının önünde diz çöktüğü için Allah onları cihana sultan etmiş. Ve bu birliktelikten bir edep doğmuş, bir güzellik, İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu dediğimiz zarif bir altı asır ortaya çıka gelmiş. Bu edep, Büyük Selatin camilerin ikinci müezzinlerinin âmâ zatlardan seçilmesiyle başlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mutabaat derdi. Enderun teravihlerine uzanmış. Camilerin içerisinde yaşatılan edeple İmam Efendilerin minberin en üst üç basamağını makam-ı Resulullah'tır diye çıkmayışından tutun da Mescid-i Haram'ın 7. minaresinin Sultanahmet Camii yapılırken ilave edilişine kadar, Kabe'deki revakların Kabe-i Muazzaman'dan daha düşük oluşuna kadar hangi birisini sayacaksınız? Bir şekilde yansımış. Ve bu edeple harmanlanan Osmanlı medeniyeti muhteşem bir misali ortaya koymuş ve gitmiş. Ramazan-ı Şerif biraz da bizi Osmanlı kılmak için gelir. Bütün kırılmışlıklarımıza, bütün ayrı düşmüşlüklerimize, inkisarlarımıza, yaşadığımız travmalara rağmen bize kimlerin ahfadı olduğumuzu bir kez daha ihtar etmek için gelir Ramazan-ı Şerif. Az bir kendine gel der. Attığın adımdan, giydiğin kıyafete, bakışından, duruşuna, hayatı yorumlayışından, çağın getirdiği, dayattığı sıkıntılara karşı tavır gösterişine kadar kimin evlatları olduğunu hatırlayarak bir hareket et. Ramazan-ı Şerif biraz da bunun için gelir ve ne iyi eder de gelir. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli konuklarım var. Birazdan Ramazan'ın ruhu diyeceğiz, ecdat diyeceğiz, Osmanlı nasıl yaşadı diyeceğiz. Hani o yarın akşam, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, Süleymaniye Camii'nde Enderun Teravihi var diyoruz. Siz de heyecanlanıyorsunuz ya, Enderun Teravihi ne demek? İşte onu konuşacağız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Peki bir fincan 40 ayrı şekilde tasarlanırsa bu Osmanlı'dan bugüne ne söyler? İşte onu konuşacağız. Güzel bir sahur muhabbeti sizi bekliyor. Ama önce Ahmet Şahin hocam bakalım sizleri nasıl selamlayacak. Thank you.
teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Bize böyle gelin hocam. Hatta bir gün keşke içinde sakı geçen beyitlerden örülü bir potpori sunsanız bize. Bir gün mesela her okuduğumuz eserde bir sakı olsa. Biz de bugün onu konuştuk. Tabii sakı, meyhane, efendim sermest, sarhoş, yani bunlar acaba dedik yanlış anlaşılır mı? Ama bunun sohbetinde yaparız inşallah. Müsaadenizle ben şöyle geleyim. Buyurunuz hocam. Demiş ki öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem, sakı olan kimdir, mey-ü sahba nedir? Hazreti Fuzuli'nin muhteşem bir gazelidir. Sakı'nın ne manaya geldiğini zannediyorum ki bu saatte ekran başında olanlar hakiki manasıyla bilirler. İnşallah. Onun Mürşid-i Kamil'i temsilen söylendiğinden hepsi haberdardır. İnşallah. Eyvallah. Hemen konuklarımı takdim edeyim efendim. Bu arada konuklarımı takdim etmeden önce girişte o güzel Kur'an-ı Kerim kıraatini yapan hocam Mecidiyeköy Merkez Camii İmam Hatibi Ali Derman hocamdı. Allah razı olsun diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Efendim Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Sambur hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bu saatte böyle güzel mekanda biz iyiyiz. Hamdü senalar olsun. Allah'a şükür hepimiz çok bu ortamda bulunmaktan gerçekten Süleymaniye'nin gölgesinde bunu yaşamak çok olağanüstü bir tecrübe. Eyvallah. Evdeyken bu saatlerde uyanık olur musunuz? Hani bir sahur programlarında ne var ne yok bakar mısınız? Genelde zapping yapıyorum arada ama genelde sahura kadar çalışmalarımı bitirmeye çalışıyorum. Eyvallah. O şekilde değerlendiriyorum. Ramazan bu yönden de mümbit değil mi? Geceye bir çalışma imkanı sunuyor insana. Kesinlikle. Yani şunu fark ettim, çevreme de soruyorum. Şöyle diyorlar, Ramazan ayında daha çok verimli olduklarını, yani geceyi de çalışmak için, yani sahuru beklemek vesilesiyle hem sosyal ilişkiler çok daha canlı, hem de işte yapmak istedikleri çalışmaları, bir takım işleri varsa onları da bitirmek için gayret gösterdiklerini duyuyorum. Yani gece ve gündüzün birlik hali insanların hayatında tezahür ediyor. Bu da Ramazan'ın olağanüstü. Biraz, belki tevhidin insan hayatına, insan ilişkilerine yansımasının bir tezahürü diyebiliriz. Hani derler ya gece kaim, gündüz saim. Saim. Yani evet. Gece ayakta, gündüz oruçlu. Onu latife ediyor bizim arkadaşlar. Zamane Müslümanları diyorlar. Gece kaim, gündüz naim. Gündüzde uyuyorlar diye. Tabii modern ama uykusu hayatı bile ibadet oruçlu. Tabii ama yani bu naim uyku hali bir ataletten dolayı değil. Yani tabii o yoğun bir bütünlük, yani naim, saim, kıyam, bütün bunların aslında birlik halinden bahsediyoruz. Yani birbirini tamamlayan zincirler. Işte Ramazan'ın zaten temel felsefesi tevhid olduğu için, tevhidi hayatımıza getirdiği için ilişkilerimizi, hayat planımızı da bir tevhidi çerçeveye oturtması açısından olağanüstü bir rahmet, bereket, mağfiret şimdi ve verimlilik. Hemen yanınızda bu defa da kahve fincanlarını tevhid eden bir misafirimiz var. Bizim için kahve içilir, fincanda içilir ama bir sürü fincanın bir sürü ayrı manaya geldiğini, Osmanlı'da her birisini nasıl kullandığını araştırmış, uğraşmış, bu işe ömür vermiş, gönül vermiş misafirimiz var. Araştırmacı yazar Uğur Atik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Bil mukabele efendim. Şimdi şöyle bir, evet gösteriyorlar şu anda. Bütün bu fincanların manasını soracağız size. 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı'nın o dönem sarayında, daha sonra konaklarında kullandığı objeleri nacizane, fakirane replode ediyoruz. Evet. Ama yalnız fincanlarla sınırlı değil bu. Osmanlı'nın o döneminden günümüze kadar gelen bütün nadide eşyalarını takdim ediyoruz. Yalnız eşyaları takdim etmekle kalmayıp o dönemin bilgilerini araştırıp süzgeçten geçirip takdim ediyoruz. Yani hocalarımız bize neler öğrettiyse onlardan aldıklarımızı ne bir katarak ne bir eksilterek bizden sonraki nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Enteresan bir meşgale. Bu arada hemen peşinen arz edeyim. Program biterken mendilinize çökmeye niyetim var. Eyvallah. Çok zarif. Hay hay. Onda da böyle bir hay Osmanlı hay havası var. Eyvallah. Programın son bölümünde o mendili burada göreceksiniz. Efendim. İnşallah. Gömlekle de hatta hemen alabilir miyim? Hay hay buyurunuz.
Osmanlı medeniyeti bir muhabbet medeniyetiydi. O muhabbet hayatımızın içerisine o kadar güzel serpiştirilmişti ki biz hayatı adeta bir seremoni şeklinde yaşıyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Osmanlı'nın o dönemine gittiğimiz zaman Ramazan-ı Şerif, Recep, Şaban, Ramazan. Recep ayı geldiği zaman zaten inanılmaz büyük bir hümma başlıyor. Yani ne yapıyoruz? İlk önce kilere eşyaları dolduruyoruz. Ama nereden? Kayısı Şam'dan ve Malatya'dan. Antep fıstığı değil, Siirt fıstığı değil, Nizip fıstığı. Üzüm nereden? İzmir'den. En güzel ve en kıymetli yiyecekler sarayın kilerine dolduruluyor. Ama bu arada padişah bir tembihname yayınlıyor. Evet. Tembihnamenin en önemli özelliği de şudur. Temizlik. Temizlik imandan gelir. Bütün raflardaki eski malzemelerin hepsi kaldırılıyor. Yerine yeni malzemeler. Bütün gıda maddeleri kaldırılıyor. Ama yerine yeni böyle gıda hepsini maddeleri. Bir arada anlatırsanız ben ne soracağım? Estağfurullah. Böyle yeri gelsin mendilimi takayım da durun ben size sorayım. Evet. Bugün mesela bir baklava alayları muhabbeti evet. Oldu. Var mı böyle bir tabii şey? Tabii olmaz olur bir mu? Bir baklava alayları. Baklava alayı dediğimiz gümüş tepsinin içerisine 10 kilo baklavalardır. Ama bir bakar mısınız şimdi? Şöyle bir yakından görebilir miyiz? Bakın gömlekte nasıl yakışır? Peki o zaman. Müsaade hatta olursanız, bir de yüzüğe bakar mısın? Eyvallah. Çok yakıştı nasıl maşallah. Nasıl böyle bir bütünledi maşallah, yani? Maşallah. Yani sanki ben takayım diye yapılmış olan mendil aldığınızdan beri sizde emanet duruyormuş da bugün emaneti sahibine iade ettiniz. Efendim af yani. Buyurunuz. Osmanlı ritüelinde bir gelenek vardır. Osmanlı size neyi verirse bir kese şeklinde verir. Bu bir ritüeldir. O kesenin bağlaması vardır, şekli vardır. Hepsi bir anlam ifade eder. Bizim keselerimiz vardır. Bizden ne takdim edersek biz her şeyi keseyle veririz. O keselerden artan kumaşlardan onları yapıyoruz. Ben size onun o zaman bir koleksiyonunu takdim edeyim. Çok güzel. Her renkten. Ben de şöyle edeyim. Diyeceksiniz diye düşündüm. Hani mendili verdik, kesesini de boş göndermeyelim. Eyvallah. Onu da takdim Osmanlı ederiz. Osmanlı bunu yapmış. Gönlümüz. Eyvallah. Sultan Mahmut Han zamanı Üsküdar sırtlarında hünkâr dolaşırken eyvallah. Küçük bir çocuk böyle biraz şirinlikler yapmış. Hünkârın da hoşuna gidiyor. Demiş ki al yavrum keseden bir altın çıkartıp vermiş. Çocuk demiş efendim alamam. Evladım al niçin almıyorsun? Bizimkiler kızar şimdi evde demiş. Yavrum al nereden buldun diyecekler. Bir sürü sorgu sual gerek yok almayayım efendim. Yavrum al padişah verdi dersin deyince. Çocuk demiş ki efendim bizimkiler bilir padişahın verince bir tek altın vermiş. O zaman çıkartmış keseyi vermiş hünkâr bu cevabı. Devam edeceğiz. Bir diğer kıymetli misafirim var. Ramazan programları vesilesiyle biz ona zaman zaman misafir giderdik. Ama bugün hocam bizimle birlikte Beylerbeyi Hamide Evvel Camii İmam Hatibi Ramazan Kutlu hocam. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız, afiyetler misiniz? Efendim şeref aldık. Teşekkürler, sağ olun. İyiyiz. Şeref ya bulduk. Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyor camimizde? Ramazan malum az önce girişte dediniz ki gündüz naim dediniz. Aslında Kudüs Hazretleri öyle diyor. Gündüz ol saim, gece ol kaim, ehli hak daim bu demek ister. Göreve başlayalı yaklaşık 30 yıl oldu. O 30 yılın evvelinde Üsküdar'da okurken biz Üsküdar'daki yeni caminin arka tarafında Neyzen, Nezih Uzeller, ondan sonra Niyazi Sayın Hocalar, eski hafızlar, Mustafa Düzgünmanlar, onların o hudi işleriyle beraber biz hayata başlamıştık. Sonra göreve başladıktan itibaren bugünlere koca bir kış geçirdik ve yine öyle yaz günlerinde Ramazan akşamlarının en güzel yaşandığı bir mevsimdeyiz ve hakikaten tarifsiz güzelliklerle geçiyor bu sene. Teravih nasıl hocam? Doluyor mu cami tamam? Bizde yıllardan beri hep aynı şekilde çok da iyidir yani. Maşallah. Sabah namazının cemaati nasıl? Sabah namazında çok kalabalık bir semt olmamasına rağmen yine o da boş geçmez, epeyce iyidir. Gençlerin ilgisi var mı? Bazen ben geri döndüğüm zaman, şimdi kemiyet, keyfiyet meselesi, hani kalpleri bilen Allah'tır ama şöyle döndüğümde 50-60-70 kişi bazen bir akşam namazında veya işte döndüğümde içlerinde 60 yaşında 3 kişi, 5 kişi, gerisi bütün 40'ın altında olduğu zaman geri dönüp de ister istemez kendimi tutamayıp yani elhamdülillah diyeceğiz tekbirden sonra şimdi. Arkasında sadece ihtiyarların olduğu bir cemaatin önünde imam olup da elhamdülillah demekle
bütünüyle gençlerin doldurduğu bir camide elhamdülillah diyerek başlamanın feyzi, bereketi, zevki hiç anlatılmaz diyerek söyler. O şekilde başlarım bazen. Eyvallah. Yani ayrı bir keyifti. Allah artırsın o gençleri. Sağ olun. Süleymaniye Camii sabah namazında bir saf dolmuyor diye sitem ediyorum ama dolmayan bir safın %90'ı genç kardeşler. Bugün 3 kardeşim İlahiyat Fakültesi öğrencisi İzmit'ten kalkıp gelmişler. Davet ettiniz geldik diyorlar. Dedim ki 3 gün geç geldiniz olsun anca vakit bulabildik gelebildik. İnşallah yani, Allah artırsın. Yani Süleymaniye'de bayram sabahını anlatırken meleklerle beraber doluşunu da anlatır. Yani yerde ayak gökte kanat sesleri diye. Eyvallah. O da artık. Bir başka. Evet. Ve Ahmet Şahin hocam bugün Enderun teravihini konuşacağız. O da bir konuk olarak karşımda. Hocam hoş geldiniz siz de safalar getirdiniz. Ev sahibisiniz artık. Evet teşekkür ederiz. Tabii bugün Ramazan kardeşin bu Enderun usulü teravih çalışmalarımızda cemaatleri Enderun teravihine bu usulle kılınan teravihlere hazırlamakla kendisini vazifelendirmiş bir kardeşimizdir. Namazlardan önce vaaz ederek cemaati buna hazırlıyor. Çünkü maalesef Enderun usulü teravihler gibi birçok geleneklerimiz unutulmaya yüz tutmuş durumda. Var ama kıyıda köşede ancak bilenler biliyor. Siz Enderun'u hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Biz teravihi unutturmamaya gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz. Çünkü evet. Teravih yoktur diyorlar. Eyvallah onlar desinler. Biz Enderun vardır diyoruz. Biri de diyor ki teravih yoktur. Biri de diyor ki teravih yok diyene yoktur diyor. Eyvallah. Bu da en güzel cevap. Evet, hocam konuşacağız etraflı bir şekilde Enderun'u ama bugün belki düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Serdar Tuncer bir saat vaktim var. Arada eserler var. 4 kıymetli konuğum var. Sen ne yapacaksın? Haklı bir sorudur. Ben de düşünüyorum bunu program başladığından beri. Bakalım ne olacak? Zuhurat olacak ve sohbet edip, muhabbet edip gideceğiz. Hocam ecdatla sizin aranız nasıldır? Tabii ecdat çok büyük bir birikim bırakmış bizlere. Medeniyet adına büyük birikim bırakmış. Yani bu birikimi sahiplenmek, bunu anlamak, kavramak çok önemli. Ne konuşacağız diye söylediniz. Ben şimdi konuklarımızın dedikleri üzerine yavaş yavaş izin verirseniz birkaç noktayı paylaşmak isterim. Değerli hocam ifade ettiler. Dediler ki 3 aylar girdiğinde saray yenilenirdi, kiler yenilenirdi. Bir Osmanlı beyi, paşası Ramazan geldiğinde açık artırma yaparmış. Evdeki konağındaki geçen bir sene boyunca kullandığı bütün malzemeyi açığa çıkarmış, açık artırmaya çıkarmış. Şimdi burada ne dermiş? Mesela şu kahve takımları 100 altın demezmiş. Şu kahve takımı yok mu alam? Ama neyin karşılığı? Bir yetimi kim okutacak? Birisi tamam ben alacağım dediğinde yok mu arttıran iki yetimi kim okutacak? Şimdi burada o yenilenme. Şimdi Ramazan bir yenilenme kültürü getiriyor. İki ilim kültürü ve ilmi de topluma yayma. Bu çok önemli bir saraydaki şey. Saraydaki huzur derslerinden başlayarak bütün toplumu saran bir ilim talimi. Tabii yani bu çok önemli bir şey. Yani ilmin topluma yaygınlaşması ve bunu kaba bir materyalizmle değil. Yani açık arttırma dediğimiz hadise aslında değerli gördüğünüz bir objeyi mümkün mertebe en yüksek fiyata satma, insanları böyle bir yarış pozisyonuna koyup rekabet ettirme ve bundan en büyük geliri elde etme. Bu materyalist bir şeyden öte insanlığa hizmet sunma, insanlığı değiştirme, ona katkı sunma. Şimdi bence Ramazan olgusunun, esprisinin, İslam'ın esprisinin arkasında da o var. İslam
her şeyden önce bir medeniyet dini. Medeniyeti objelere dayandırmıyor, nesnelere dayandırmıyor. İslam neyi değiştirmek istiyor? İslam insan ilişkilerini değiştirmek istiyor. Medeniyet dediğimiz hadise objelerden dolayı değil, insan ilişkilerinin niteliğinin değişmesinin huzura... O değişti mi? Her şey değişiyor. Değişiyor. Sanıyorum hocam da anlatacak. Kahveyi anlatırken fincanları aslında insan ilişkilerinin nasıl objelere değiştiğini anlatacak. Şimdi burada aslında o siz de çok güzel bir girişte bulundunuz. Osmanlı'yı hatırlatıyor dediniz. Peki Osmanlı bize neyi hatırlatıyor? Yani Osmanlı Ramazan medeniyeti dediğimiz kavram neyi içeriyor? Burada temel husus Osmanlı'da o Ramazan medeniyeti kavramı değişen insan ilişkileri. Şimdi bu medeniyetin en temel özelliği Ramazan'da bütün kapılar açık. İftar vakti bütün kapılar açık. Ve siz ve herkes o kapıdan birileri girsin de bizimle iftarı paylaşsın. Şimdi bu anlayış da bizim klasik Osmanlı konukseverliği dedi sadece. Aslında bir anlayışı yansıtıyor. Bu dünya bir misafirhane, hepimiz konuğuz ve birbirimizi konuk etmekten yükümlüyüz. Evet. Şimdi siz tabii aldınız mendili. Hocam da keselerden bahsetti. Şimdi insan ilişkilerini nasıl değiştirdiğine dair bu noktada çok güzel bir örnek var. Diş kirası olayı. Evet. İnsanlar kapınız açık, geldiler size. Tabii siz ikramınızı yapıyorsunuz. Tabii Ramazan'da gelen misafir aynı zamanda size sevap getiriyor. Yani şöyle bir espri var. Siz geldiniz, evimde yediniz, sizin dişleriniz yoruldu. Aynı zamanda bana büyük sevap kazanmama vesile oldunuz. Ayrılırken yani bunun bir karşılığını vermek isterim. Siz bana bu kadar yapmış olduğunuz manevi katkıya gene bir mendil içerisinde mütevazi böyle ince bir hediye konulup o konuk gene uğurladı. Diş kirası, dişim benim için yoruldu. Hocam özür dilerim. Bazen öyle olmuş ki devrim padişahı yakınlarından birisinin evine iftara gitmiş. Padişaha da bir diş kirası vermek lazım. Evet. Konak sahibi ne vereceğini bilemediği için kadife bir kutunun içerisinde konağın tapusunu. Tapusunu. Vermiş. Hünkâr da tabii alıp geri onu iade ediyor, hediye ediyor. Padişaha diş kirası nasıl vereceksiniz? Evet, bir hanım hünkârın yakınları. Zeynep Kamil olabilir. Hatırlamıyorum. Muhtemelen Zeynep Kamil Hanım. Evet. Yani bu işte insan ilişkilerinin değiştirdiğiniz zaman nasıl insanileştiğinizi gösterebiliyor. Peki çok özür dileyerek ben size bir şey söyleyeyim. Ondan sonra da fincanlara geleceğiz. Şu önemli. Hocam, biz sabit referansları olan Kur'an ve sünnet bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama 200 yıllık bir travma neticesinde buna kapitalizm diyeyim, buna sekülerite diyeyim toptan. Başka bir medeniyetin taarruzuna maruz kalmışız ve bunun da sabit referansları yok. Değişken, menfaat üzerine kurulu başka. Ne dünkü gibi kendimiz olabiliyoruz, ne bugün bize taarruz eden medeniyetin mensupları olduğumuz vakit rahat edebiliyoruz. Bir arada kalmışlığımız var. Ramazan aslında bu yönüyle bize, sana dayatılanlara bir hayır de, geçen bir hocamla konuşurken, ya antikapitalist bir duruşu var orucun dedik. Yani tam böyle militanca bir tavrı var orucun diye bahsettik. Bunu bize getiriyor, bunu bize sunuyor. Ecdadı hatırlatması biraz bundan dolayı. Bu arada kalmışlığı belki Ramazanlaşarak atlatacağız. Bilmem katılır mısınız? Ben izin verirseniz biraz buna katılmıyorum. Yani hayda. Genelde katılır bizim konuklar. Yok, niye katılmıyorsunuz hocam? Ben buna katılmıyorum. Şimdi Ramazan'ın esprisi şudur. Hazreti Peygamber
Kur'an mesajını pratize etmiştir. Ve der ki, insan ilişkilerine çok önemli bir ifadesi vardır. Der ki, oruçlu olduğunuzda birisi size kötü söz söylediğinde, hakaret ettiğinde, tacizde, saldırıda bulunduğunda deyin ki ben oruçluyum. Bu nedenlerden dolayı size cevap vermeyeceğim. Sakının. Yani orucun sizi kötülükten men etmesi lazım. Ötekine karşı şiddet içerisine, olumsuz yani olumsuz, size olumsuz bile davransa ona olumsuz davranmamanız gerekiyor. Orucun Ramazanlaşma, insanın Ramazanlaşması, Ramazan'ın insanlaşması. Şimdi burada temel espri şudur. Ramazan bize bir insanın diğer insanın ötekisi olamayacağını gösteriyor. Yani burada bir antikapitalist, bir batı, doğu ayrımı yok. Yok, hani anlıyorum. Biraz açayım isterseniz. Şunun için söyledim. Mesela kapitalizm diyor ki evinde su akıyor, musluk var. O suyun parasını ödediğin müddetçe o suyu istediğin kadar kullanabilirsin. Hatta onu daha fazla kullan diye bizi teşvik ediyor. Ama oruç diyor ki önünde su var, senin ama içemezsin. Bizim medeniyetimiz vaktiyle diyor ki bir dereden bile su alsan suyu zayi etme, israf etme diyor, boşa giden. Hani senin olmayan, ücretini senin ödemeyeceğin bir yerde bile suyu kullanırken bir böyle dikkatli kullan. Çünkü Afrika'da su bulamayan adamın senin fazladan akıttığın sudan alacağı var. Ramazan evet. Bunu hatırlatıyor. Antikapitalist duruş derken hani eylem yap, sokaklara dökül demiyor evet. Ramazan bize tabii ki. Şimdi az evvel bahsettiğim... Hala katılmıyor musunuz? Tabii hocam, bu antikapitalizm, katılıyorum tabii bu sizin ama sizin dediğiniz antikapitalizm değil. Ekonomi tek başına yeterli değil. Ekonominin ne olması lazım? Bir ahlaki boyutunun olması lazım. Yani ekonomik olan insanlar aslında ahlaklı olan insanlardır. Evet. Bu çok önemli. Bir maneviyatı olan insanlardır. Şöyle düşünelim. Benim param var, evimde suyu istediğim kadar akıtabilirim. Herkesin böyle israfa yöneldiğini düşünün. Buna hiçbir ekonomik sistem dayanamaz. Burada ekonomik hayatın en önemli özelliği sürdürülebilir olmasıdır. Bunun için de insanların sahip oldukları kaynakları, imkanları olmasına rağmen ahlaki, insani ölçüler içerisinde kullanmaları. İşte bu imkanı bize sağlayan nedir? Dindir, imandır, ahlaktır. Siz konuşmanızda çok olağanüstü bir şey söylediniz. Yani imam minbere çıkarken Hazreti Peygamber'in makamıdır diye biraz daha aşağıda oturur, durur. Camilerin revakları Kabe'ye rakip olmasın diye biraz daha düşük yapılır. Şimdi burada temel mesaj nedir? İnsanın sınırını bilmesidir aslında. Ahlaken sınırını bilmesidir. Ekonomik anlamda da sizin verdiğiniz örnek çok önemli. Biz sınırımızı bileceğiz. Yani azgınlaşmayacağız. Çünkü azgınlaştığınız zaman işte bir ötekine zarar veriyorsunuz. İnsana, tabiata, çevreye. Ve bu da doğal olarak Ramazan'ın, tevhidin, İslam'ın, insanlığın yabancılaşması durumu evet, ortaya çıkıyor. Başkalaştırıyor. Çok evet. Teşekkür ederim. Şimdi hani biz zaman zaman şöyle ifade ederiz. Birisi misafir evimize geldiği vakit ona soruyoruz. Diyoruz ki kahvenizi nasıl alırdınız diye sormayız. Eskiler böyle sorarmış. Kahve içer misiniz falan diyor. Bu çok kötü bir sorudur. Ha. Ya da tatlı alır mıydınız? Bir gün Ahmet Özhan'la bir yerde oturuyoruz. Görevli arkadaş dedi ki Ahmet abiye de selam olsun. Efendim tatlı alır mısınız? Almam dedi. Hani niye bir tatlı için beni yalvartmak zorunda bırakıyorsun? Getir delikanlı gibi koy. Yersem yerim, yemezsem alır götürürsün. Ben sana misafir gelim. İstemek zorunda bırakma. Ecdat misafir istemek zorunda kalmasın diye böyle soran. Kahvenizi nasıl alırdınız? Zaten içeceksin de nasılından beni haberdar et. Şimdi burada bu kadar fincan var. Uğur Bey. Efendim. Vaktimiz sınırlı. Hızlı gidiyoruz. Konuğum çok. Bu fincanlar ne işe yarar? Bir buradan bir bahsedelim. İlave edeceğimiz o kadar çok konu var ki
Şimdi 1453'te Fatih İstanbul'u fethediyor. Topkapı Sarayı yapılmaya başlanıyor. Biz 1554'te kahveyle tanışıyoruz. Nerede? Darüssaadet'te. Darüssaadet neresi? Mutluluk şehri, başkent İstanbul. Evet. Çorba gibi kaynatıp çorba gibi içtiğimiz kahveyi biz Osmanlı kavurmayı öğreniyoruz ve çekmeyi beceriyoruz. O yüzdendir ki Türkiye'de yetişmeyen bir meyveyi bütün dünya Türk adıyla tanıyor. Bu, şimdi adına espresso diyoruz, latte diyoruz, hayır, bir şey diyoruz, hayır. Ama Viyana'da bizimkiler unutmuş tabii da oradan ki, öğrenmişler tabii, değil mi kahveyi? Dünyadaki bütün kahvelerin atasıdır Türk kahvesi. Viyana kapılarına gidiyoruz. Bizim Viyana'yı zapt edemememizin tek sebebi o dönemdeki çevirmemiz Franz Kolseczki, Polonyalı bir çevirme. Beraberimizde götürdüğümüz yüzlerce çuval kahve Tuna Nehri'ne dökülürken Kolseczki diyor ki bir dakika durun, ne yapıyorsunuz? Bu Müslüman içeceği. Bunun ismine kahve denir. Savaş ganimeti olarak ben bunları alıyorum diyor. Ve o tarihten itibaren Avrupa kahveyle tanışıyor. Evet, siz devam edin lütfen. Biz evet. 1500 kaçta tanışmışız? 1554. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden 101 sene sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemine denk geliyor. İlk defa kahvenin tadına bakan Kanuni Sultan Süleyman. Ama medreseye kahve ilk önce geliyor. Yemen valimiz Özdemir Paşa kahveyi getirmesindeki tek sebep öğrencilerin uyanıklık hali artsın, öğrenci daha fazla ders çalışsın. Öğrenci kahvenin tadını beğenmiyor. Medrese kahveyi reddediyor. Sufi dervişlerin dini toplantılarını yaptıkları tekkelerde kahve kabul görüyor. Çay da yok o zaman. Çayı Osmanlı hiç tanımıyor. Biz çay hiç içmedik. Osmanlı'nın yegane içeceği kahvedir. Bir de dikkatinizi çekerim, bir tutam telveyle suyun aşkıdır kahve. Şeker yok. O dönemde hayatımızda şeker yok. Osmanlı tatlandırıcı olarak Girit balı ve pekmez kullanıyor. Sağlıklı kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Bu da altını çizerek söyleyeyim. Evet. Peki 1554, tanıştık evet, kahveyle. Tanıştık. O dönemdeki ilk kahve fincanlarımıza baktığımız zaman sultanlarınkini konuşmuyoruz. Biz halkın kullandıkları altı geniş, üstü dar. Hangisidir o? Siz atanizin elindeki. Bu halk fincanı. Son yudumu içene kadar köpük dağılmasın. İncelik ve form, kahve katiyen soğumasın. Kulptaki eğim, sağlaksanız sağ elinize, solaksanız sol elinize otursun. Bunlar Türk kahve fincanının karakteristik özellikleri. 1876 ne dedik? Kahveyle tanıştık. Abdülhamit Han'ın tahta geçmesi 1876. 1890 fabrikayı Humayun kuruyor. Fabrikayı Humayun'un başına Fransa'nın Limoges ve Sèvres kentinden getirdiği ustalar fincanları bu hale getiriyor. Daha Avrupa'yı bir hale geliyor. Fincanların üzerlerindeki desenlerin, modellerin, kıvrımların hepsinin bir anlamı var. Zatenizin elindeki fincan. O neyi temsil ediyor? Nedir mesela, şöyle gösterelim. Çintomani. O bir çintomani. Çintomani nedir? Af buyurunuz. Bütün sultanların iç çamaşırlarındaki desendir. O şunu anlatır. Gücün, kudretin ve adaletin sahibi benim. Bu da benim iki dudağımın arasındadır. İki dudak arasında vahdeti vücudu temsil eder. Şimdi gelelim buraya. Her şeye muktedirim. Her şeyi söyleyebiliyorum. Ama üzerime giydiğim kaftanda da lale motifleri vardır. Lale nedir? Lale bir tek tohum ekilir. Lale bir tek çiçek açar ve lale bir tek tohum bırakır. Tek olan nedir? Lale Allah'tır. Lale Elif'tir. Lale birliktir ve lale şehadettir. Dönüyoruz. Her şeye muktedirim ama benden büyük Allah var. O da bana bunu hatırlatıyor. O da onun için orada var. Sınırını bilmek değil mi? Eyvallah. Peki bir şey soracağım. Buyurun hocam. Hani bunları böyle tasarlarken bütün evet, bunları düşünerek mi yapmış ecdat? Yoksa her sonradan yorumlarken mi biz bunları çıkartıyoruz? Hayır. Bakınız. Ordinarius Profesör Ahmet Süheyl Ünver Hocam. Nurlar içinde yansın. Topkapı Sarayı'ndaki bütün motifleri yazan kişidir hocam. Nacizane bizler de hocamın nazarlısıyız. Çok önemli kişilerden, çok önemli ustalardan ve çok önemli üstadlardan dersimizi aldık. Zatenizin ekranlarında... Sanat tarihi alanında tabii da otorite bir hocamız. Zatenizin ekranlarında seneler önce şunu anlattık. Ortalık hiç duymamışız, bilmiyoruz. Ne var burada Serdar kardeşim, ne var burada? Ay yıldız Ay var. Ay yıldız nedir? Bize neyi anlatır? Bayrağımız diyeceğiz. Bayrağı. Bize öğretilenlerin hepsi doğru ama çıkış noktasını arz edeyim müsaadesiniz. Buyurun. Osmanlı Allah'ını ve peygamberini o kadar ama o kadar çok seviyor ki onu bayrağına nakşetmek istiyor. Allah ve Hazreti Muhammed yazamayacağı için oturuyor Ebced hesabı yapıyor. Ebced hesabına baktığınız zaman hilal
Allah'ı nasip şandır. Allah'ı temsil eder. 66. Eyvallah. Yıldız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yıldızın beş köşesi de İslam'ın beş şartıdır. İşte bizim bayrağımız onun için ayrılız. Dünyadaki bütün bayraklardan af buyurun şort yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ama Türk bayrağını asla benden aşağı taşıyamazsınız. Olimpiyat müsabakalarından tutunuz uluslararası müsabakalara. Bizim bayrağımızı taşıyan hiçbir atlet bayrağı yere atmamıştır. Hep yan veya dik bırakmıştır. Hiçbir zaman yere düşmemiştir. Sayın Reis Cumhur da eğilip gidiyor o yıl toplantılarda malum yerden kaldırıyor bulunacağı yeri gösteren bayrağı bir cebine koyuyor. Adet haline geldi. Evet. Peki bu fincan ne zamanın fincanı? Şimdi bu fincan Sultan Reşat dönemine denk geliyor. O zaman yapılanlardan. Mesela bakınız bu Topkapı Sarayı'nda kahve sergisi vardı. Bir de Dolmabahçe Sarayı'na gittiğiniz zaman kahve ile ilgili bir belge istediğiniz zaman size bir ansiklopedi çıkarılır. O ansiklopedinin kapağındaki fincandır. Bu sorguç yani. 19. yüzyıldır. Burada tabii bu fincanların, şu fincanın da çok önemli bir özelliği vardır. Dünyada tektir. 1312 Hicri, Bende-i Ali damgalı, naturalisttir. Ayn ve Ha. Abdülhamit Han'ın sadece ve sadece kendisinin ve eşinin kullandığı kahve fincanı. Ona bir bakayım. Buyurunuz. Abdülhamit Han. Allah Allah. Fakire getirdiğiniz bundan mı? Evet zaten. Allah bize diyorum. Takdim edeceğim. Abdülhamit Han Ayşe Sultan hatıratında anlatıyor. Evet. Çok severmiş evet kahveyi. Zaten mesela Türk kahvesi değil de evet kahve içeceği zaman iki fincanla kahveyi getirirdik evet diyor. Bırakırdık biri bitince kendisi doldurur diğeriyle de bir ikinci fincan kahvesini içerdi. Bir tanesini normal içerdi ikinciyi tütünüyle birlikte içerdi. Evet. O da hatıratlarda yazıyor. Ayşe Sultan'ın hatıratları çok önemlidir. Çok önemli bir kaynaktır. İstediğiniz bütün bilgilere orada erişebiliyorsunuz. Ama çok ince ayrıntılarına ulaşmanız gerekiyor. Çok zarif bir zatmış ama ya. Siz ne diyorsunuz efendim? Selatini Köşkü'nden, Selanik'ten, Alaaddin Köşkü'nden geldiği vakit Beylerbeyi'nin de mecburi ikamete tabi tutuluyor hocam malum. Sizin komşunuz Beylerbeyi sarayına alışık olduğu üzere mabeyin kapısından girecek olmuş Abdülhamit Han. Ama sürgündesin, alt kapıdan girmen lazım. Görevli asker diyor ki bir dakika oradan giremezsin. Affedersiniz evladım düşünemedim deyip diğer kapıya yönelmiş. Böyle zarif. Mesela hünkâr ecdat anlatırken de bu insani taraflarını biraz ihmal ederek anlatıyoruz. Bir şey var da ritükten dolayı burada anlatamam. Hani demin sizin ifade ettiğiniz eyvallah o içecek türüyle alakalı gene bir Abdülhamit Han hatırası eyvallah vardır. Selanik'e giderken eyvallah askere sorar bir dal. Eyvallah. Yok çünkü kalmamış tren yolculuğu, evet, vapur vesaire diye. Allah rahmet etsin. Eyvallah. Mekanı cennet olsun. Konuşacak o kadar çok şey var ki sarayın içerisinde bunlar var. Bir de halkın namaz anlıkları var. Halk, hocamın az önce arz ettiği gibi bütün kapılar açık. Herkes geliyor. Bakınız, o dönemlerde zatenizin mahallesinde kimler var? Mahalle bakkalları var, market falan yok ki. Hocam gidiyor bakkala, diyor ki, oradan 10 kişinin borcunu sil diyor. Aç bakam zimmem defterini. Zimmem defterini. Zimmem ve kendi defterini mahallesine değil, başka bir yere gidiyor. Eyvallah. Fatih'te oturan Üsküdar'a gidermiş işte. Üsküdar'da oturan bir başka eyvallah yere. Eyvallah. Tanımayacak. Sonra? Efendim borcunu yani borcunu silinen kişi kimin borcunu sildiğini bilmiyor. Evet. Borcu ödeyen kişi de kimin borcunu yani sağ elin verdiğini sol el görmüyor. İşte biz buna ne diyoruz? Edep diyoruz. Edep yahu. Ertesi günde. İşte insan borcu ilişkilerinin evet değiştirilmesi meselesi. Yani bu işte insan ilişkileri değişince nasıl bir insani toplum ortaya çıkabiliyor? İşte sizin az evvel o bahsettiğiniz maddi hayatın, ekonomik hayatın o acımasızlığına karşı bilakis ekonomik hayat, ahlaki bir temele dayandı mı nasıl şefkatli evet bir ekonomik sistem ortaya çıkıyor? Çok önemli iki nüans var. Hadi sadaka taşlarını da söyleyeyim. Evet, o da var. Tabii ki canım. Sirkecisinden başlıyorsunuz, Cağaloğlu'na kadar sadaka taşları. Gece, akşam olduğu zaman o sadaka taşlarına ihtiyacı olan gidiyor. Sadece ihtiyacı kadarını alıyor. Fazlasını alıyor. O sadaka taşları taşıyor artık. Şimdi aman Allah. Yani hiç düşünemiyorum bile. Yani o zamanla bu zamanı. Mahallede bir lohusa hanım varsa ya da bir hasta varsa camınızın önüne kırmızı bir çiçek, bir saksı oturtursunuz. Yoldan geçen satıcı o evin önünden katiyen bağırmaz. Rahatsız etmeyeyim diye. Çok af buyurunuz. Eskiden umumi tuvaletler var mıydı? Eğer sizin konağınızın önüne bir hanımefendi gelip durursa
evin hanımı. Bir beyefendi durursa evin beyefendisi çıkıp şu üç suali sormak mecburiyetinde. Bir, hacetin mi var? İçeri buyur. İki, karnın mı aç? İçeri buyur. Üç, abdest mi almak istiyorsun, namaz mı kılmak istiyorsun? İçeri buyur. Şimdi ben size soruyorum. Tanımadığınız bir kişiyi evden içeri alabilir misiniz? Bırakın evden içeriye, apartmandan içeriye alamazsınız. Nereden, nereye geldik? Peki orada yaşayanlar biz değil miydik? Şimdi yaşayanlar biz değil miyiz? Ne değişti? Açınız şu an Yüce Kur'an-ı Kerim'i. Yanınızla konuşmaktan edep ediyorum hocam. Sağ olun. Birinci ayetten sonuncu ayete kadar zaten bütün Kur'an'ın manası edep yahu. Bize bunu öğretiyor. Ama bizler maalesef ve maalesef diyecek hiçbir söz yok. Kaybetmişiz. Konuşacağım. Hocam, Enderun teravihi kılarken kahve içme diye bir adet var mıymış? Şerbet var ama. Yok zaten de mevzuyu bağlayayım diye uğraşıyorum. Şimdi bir Enderun teravihinden de birazcık bahsedelim. Çünkü bunlar hep hakikaten birbiriyle iç içe geçmiş meseleler. Kıymetli hocam, insan ilişkileri ve Ramazan dedi. Eyvallah. Siz ecdadın o dönemki ilişkilerinden eyvallah hareketle hocamı eyvallah tasdikleyen bir durumu ortaya koydunuz. Enderun teravih de yine o medeniyetin ortaya koyduğu muhteşem bir başka güzellik. Hocam çok iyi bir de af buyurunuz. Estağfurullah. Ahmet Yüksel Özemir hocama yetiştiniz. Evet. Tanıştınız evet mı? Evet. Eyvallah. Evet. Yüksel Özemir hocam nurlar içinde bizim idollerimizdendir, hocalarımızdandır. O kadar güzel anlatıyor ki. Osmanlı Bakiyesi zatlar diyorsunuz. Bakınız. Süheyl Ünver Hoca diyorsunuz. Eyvallah. Ahmet Yüksel Emre. Efendim onlar bizlerin idolleriydi. Hani idol nedir? Bakarsınız ya Serdar Bey ne kadar güzel konuşuyor. Sizin gibi konuşabilmeyi ben istiyorsam siz benim idolümsünüz. Şunlar bizim ben idollerimiz. Estağfurullah. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah. İdol değil de model. Eyvallah. Onlar. İşte modellerimiz doğru söylüyorsunuz. Affediyorsunuz. Evet, işte ağız alışkanlığı. Çünkü evet idol, aydın İngilizce bir kelime. Doğru söylüyorsunuz. Put demek. Haklısınız. Oysa biz bu günümüz şeyinde idol işte günlük modern hayatın o sahteleşmesi, yapaylaşması, model almıyoruz. İşte Michael Jackson benim idolü. Allah muhafaza. Ne dediğini bilmeden söylüyor ama evet idol aslında ama model siz modeli kastediyorsunuz. Evet. Model hep böyle ünver model alınacak. Evet. Ahmet olmaz. Yüksel Bey eyvallah. Model alınacak siz diyorsunuz. Ama şimdi bakın sözünüzü unutmayın da. Estağfurullah. Dil gidince pek çok şey gidiyor. Tabii. Bir camide cuma namazı kılıyorum. İmam efendi heybet olmaz kim olduğunu kimse bilmiyor. Dedi ki saygıdeğer dinleyenlerim. Arkadaşa dedim ki ulan bir daha derse ayağa fırlayacağım ben muhterem cemaat olmak istiyorum hocam diyeceğim. Ben saygıdeğer dinleyen olmak istemiyorum. Muhterem cemaat olmak başka bir şey çünkü o onu karşılamıyor. Tabii. Öyle değil mi hocam? Tabii tabii. İçi boşalıveriyor bir anda kelime tabii gidince mana da gidiyor. Şimdi siz aslında yani giriş şeyiniz olağanüstüydü. Şimdi Ertuğrul Gazi, Osman Gazi beni kır ama şey edebaliyi kırma. Yavuz tek başına bir hiç, herhangi bir hükümdardan hiç. Ama İdrisi Bitlisi, Fatih tek başına herhangi bir Sezar. Ama Akşemseddin Fatih yapıyor. Şimdi burada da aslında neyi kastediyoruz? Model şahsiyet. Fatih'in aldığı model, sahici bir model, ya insanlığı temsil eden bir model. Ondan dolayı Fatih hala bizim için model olmaya devam ediyor. Evet. Yani model sağlam olunca onun ürünü olan ürettiği şahsiyet de model oluyor. Ki böyle hani müteselsilen devam ediyor. Akşemseddin Sultan'ın da model aldığı zat-ı şerif Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Usvetün Hasene en büyük model. O da en diyor güzel ki beni Rabbim edeplendirdi, edebimi ne güzel yaptı. Evet. Cenab-ı Hakk'ın ahlakına kadar gidiyor mevzu. Yani Hazreti Ayşe diyor ki Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an Allah'ın ahlakı aslında. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bir noktada. Zaten ondan dolayı Hazreti Peygamber insanlık için bir usvetun hasene. Sizin için güzel bir örnek eyvallah var. Güzel bir model var. Eyvallah. Evet. Uğur Bey çok model diyerek şey Ahmet Yüksel Özemre hocamdan eyvallah devam edelim. Estağfurullah. Ne kadar güzel çok oldu. Güzel eyvallah söylediniz. Çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Sağ olun.
Ama bizlere hep böyle öğretildiği için bizim dediğimiz ağzımızda alışkanlık. Mesela biz bir konferansa gittiğimiz zaman işte Osmanlı'dan günümüze kahve ritüelleri diye başlıyoruz. İşte ritüelde ritme mevzu öldü. İşte heh. Dememiz kahve lazım. Geleneği. Ama deniliyor maalesef. Şu anki durumda bir üniversiteye konferansa çağırdıkları zaman bakınız paraya Osmanlı'dan günümüze kahve ritüelleri. Gidiyoruz ama çünkü bu şekilde. Düğün davetiyeme şöyle yazdırmıştım işte Mahdumumuz Serdar ile Kerimemiz filan canım. Eyvallah. Merasimi izdivaçlarını meailen teşriflerinizi istirham ve arz ederiz efendim diye. Akrabayı talukat babamı arıyordu. Hacım bir davetiye geldi ama neydi anlayamadık. Vallahi, mevzuyu evet. Anlayamadık. Cep telefonları hatırlar mısınız? İlk zaman kendi sesinizle bir mesaj bırakınız. Notu evet. Bırakabiliyorduk. Evet. Orada demiştim ki zat-ı şahaneleri fakirin ricasını mucip mesajlarını lütfederse bahtiyar olurum efendim. Eyvallah. Mesajlar genelde şu şekildeydi. Yanlış o. Ne diyor lan? Kapat lan. Böyle. Sizin konuştuğunuz İstanbul lehçesidir. Çok önemli bir lehçedir bu. Mesela bir devlet dairesine gittim çok bir zaman önce. Bir delikanlı işimi çok güzel yaptı. Efendim dedim sizin dedim amiriniz neresi? İşte dedi şurası. Çaldım kapıyı. Efendim dedim emrinizde işte vazifelendirdiğiniz şu şahıs beni ihya etti. İşimi çok güzel yaptı. Tarafımdan takdir kazandı. Zatınız tarafından da mükafatlandırılması ve teşekkür edilmesi beni memnun kılacaktır gibi bir ifadeler kullandı. Siz dedi nereden geldiniz? Efendim dedim buradan geldim. Ben dedi hiç dedi böyle konuşan bir insan görmedim. Efendim dedim bizim gerçek lehçemiz budur. İşte biz de bunları da unuttuk maalesef. Genelde şimdi şöyle diyorlar. İstanbul Türkçesini anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Evet. Enderun tera. Siz mevzuyu ama toparlayın. Ahmet Yüksel Özem'le yarım kaldı. Şimdi, hocam sonra da şu ikinci eserlerimizi dinlesek ondan sonra Enderun Teravih konuşsak olur mu? Sanki, o ikinci evet. Eserlerimiz Enderun Teravih ile alakalı olduğu için. Konuşmadan dinlenmez diyorsunuz. Yani. Önce dinlesek sonra konuşsak daha mı iyi olur? Olabilir. Olabilir. Eğer caizse, çünkü ara vaktimiz geldi. İzin verirseniz ifade etmek isterim. Buyurunuz. Hocam şimdi desenlerden bahsetti. Yani kahveden değil de şimdi modelden. Model olarak aldığı desenlerden bahsetti. Hiçbir desen sebepsiz değil. Bir manası var. Tabii efendim. İşte ecdadın bize bıraktığı her şey... Enderun teravihinden tutunuz işte fincanlara varıncaya kadar her birinin bir sebebi, bir manası var. Şekillere mana yüklemiş, namelere mana yüklemiş. Efendim, Enderun usulünü biz icat etmedik haşa. Yani bazı öyle algılamalar var olan ve unuttuğumuz bir evet. Usulü siz hatırlatma derdine düştünüz birkaç eyvallah. Senedir ve neyi yaptınız Allah razı olsun. Biz zaten uzun süredir, senelerdir bunu yapıyorduk. Ramazan hocamın camisinde, Yunus hocamızın camisinde. Tanıdık hocaların zamanlar, camisinde kılabiliyorduk. Tabii ki. yani Fenerbahçe yani. Camisinde bir müddet kıldık. Beylerbeyi'nde birkaç sene kıldık. Üsküdar Yeni Camii'de. Peki şöyle yapalım mı Ahmet abi? Enderun teravih deyince ne anlayabiliriz? Böyle bir iki dakikada özetleyip eseri dinleyip etraflı konuşalım ondan sonra. Şöyle. Enderun biliyorsunuz sarayda bir mektep. Orada musiki şinaslar yetişiyor, alimler yetişiyor. Oradaki hocaların en önemlileri işte Itri gibi, Dede Efendi gibi, Dellalzade gibi üstadlar. Bunlar o devirde 2. Mahmut dönemine rastlıyor. Belki daha öncesi de vardır ama bizim ulaşabildiklerimiz o sıralar. Efendim, daha sonra eserden sonra açalım ama tervihalarda yani teravihlerin dört rekatlarının arasındaki dinlenmelerde makam geçkileriyle icra etmek için değişik makamlarda eserler, ilahiler okumuşlar. İlahiyi okuyorlar, salatü selam veriyorlar müezzin grubu, topluluğu. İmam da o makamdan kıldırıyor. Bazen de imam makam değiştiriyor, o değiştirdiği makamdan müezzin ilahi okuyorlar müezzinler. Bir Fatih güzel. Camii'nde denk gelmişydim, pek güzel oluyor. Saadettin Ökten Bey hocamla öyle bir Enderun teravihi nasip olmuştu.
bambaşka oluyor. Peki evet. O tervihalardaki makam geçkileri ilahiler, bunun dışında Enderun'la alakalı bahsedilecek bir husus var mı? Epeyce var bahsedilecek. Ama genel manada hani detayını birazdan konuşacağız. Yani tabii ki var. Şimdi bu başlatan hocalar Enderun hocaları olduğu için biz Enderun usulü dedik. Yani buna işte İstanbul adeti de diyebiliriz. Osmanlı usulü de diyebiliriz. Ama bu tekkelere, konaklara yayılmış. Oradan efendim Anadolu'ya, yani Anadolu'ya şimdiki gibi internet vesaire olmamasına rağmen tabii gidip gelenler oluyor. Anadolu'nun en ücra köşesinde yani İstanbul musikisini bilen adamlar var. Yani peki, onlar bile oralara taşımışlar. Ramazan hocam şunu soracağım. Çok özür dilerim hocam. Sizi bu arada alayım ben isterseniz Ahmet abi. Burada mı okuyacaksınız? İsterseniz biz oraya geçerken Ramazan hocam o Dede Efendi ile alakalı eyvallah. Bir şey var. Onu anlatsın. Bir şey soracağım, onu da anlatsın. Sizi yerinize alalım. Mesela Enderun teravihindeki o tervihalardaki makam değişikliği niye böyle bir şeye ihtiyaç hissedilmiş? Uzun bir namaz dinlenelim mi gaye? Nedir onun sebebi nedir? Onu bir az sonraki şeye bıraksak olur mu? Olur. Bölüme. Öyle de olur. Şimdi Ahmet hocamın bahsettiği Enderun yani sarayda öncelikle anası orası. Orada ortaya çıkıp, çünkü her alanın en iyilerinin bulunduğu yer Enderun. Sesle alakalı da yine o günün şartlarında 2. Mahmud dönemidir. İmam Zeynel Abidin Efendi, saray imamı. Müezzinbaşı Hammamizade Dede Efendi. Oh. Teravih namazı kılınırken Acama Şiran bölümü en son işte tervihaya gelindiğinde iki ses düşer. İmam Efendi selam verir. Tabii o güne kadar öyle bir şey de uygulanmamış. Hammamizade Dede Efendi adeta burada bir boşlukta kalır. Hı hı. O an itibariyle irticali hemen bize ferah feza makamını kazandırır Dede Efendi. Ve ferah feza makamında şuri devü şeyda kılan yarın cemalidir benim diye o eseri okur. Ve ferah feza makamı Allah Allah. Bir teravih namazı esnasında bize, musikimize kazandırılmış en güzel eserlerden bir tanesidir, makamlardan bir tanesidir. Şimdi az önce Osmanlı kültürünü anlattık. Kahveden dedik, teravihin aralarında kahve içilir mi? Belki o değil. Model idolden modele gittik. Modelden şöyle Kabe'den ülkemize gelip başta bahsettiğiniz Peygamber Efendimizin o sünneti olan ikinci müezzinin ama olanlardan seçilmesinden oradaki ses ahengiyle ülkemize gelişi ve buradaki açılımıyla bir Enderun'a gelirsek ve teravihe, camiye yansımasına gelirsek onu az sonra inşallah daha güzel bir şekilde geliriz inşallah. Şöyle küçük bir müşkülümüz var. Normalde programın sonunda Ahmet hocam temcid okuyor. Malum temcidden evet. Bir bölüm okuyarak hatırlatma manasına gidiyoruz. Ben bazen endişe ediyorum. Yahu konukların sohbetinden dolayı temcide geç gideceğiz diye. Az sonra çok güzel bir şey olacak. Ahmet hocam gelecek ve Ahmet hocamın sohbetinden dolayı temcide geç gideceğiz. Vakit kalmadı Ahmet abi. 14 zaten. Dakika var aşağı yukarı. Yaşamayı İstanbul imsakına biraz hızlı bir şekilde konuşuruz. Evet. Hocamlar hazırlığını yaparken ben bir şey sorayım. O deminki ferah fezanın bulunuşuna dair hani iki ses düşmesi vesaire dedik ama ne olduğunu biz aslında çok anlamadık. Dinledik ekran başındakiler de. Buna bir örnek vermek mümkün mü? Genelde son tervihanın en sonunda Acema Şiran yapılır. Bir önceki Eviç, sonuncusu da Acema Şiran makamı. Bunlar gittikçe coşkuyu artıran, hareketlendiren, asla böyle namaz uzadıkça gevşeklik vermeyen makamlar. Acema Şiran bitireceğine selamı verirken Zeynel Abidin Efendi ferah feza yapıyorum. Mesela şöyle diyecekken nasıl? Bir ses alayım da sonradan Acem alalım sadece. Mesela
Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah diyecekken, evet, karara bakın. Esselamu aleykum ve rahmetullah dedi ve kaldı müezzin ortada. Evet. Biz de girelim o zaman. Deyince şöyle böyle mi devam etmiş? Yani dede tabii bir an duralayınca esere girmiş. Beste bu değil de sonra söyleyeceğim. Tamam, onu konuşalım. Ekran başındaki dostlar da diyecek en güzeli sade Müslüman olmak. Bak Allahu Ekber diyoruz, kılıyoruz teravih. Bütün bunları bilmiyoruz. Zor. Repertuarı bayağı bir karıştırdım ama Ferahfıza makamında dedenin bu bestesini göremedim. Bu güfteye çok beste var başka makamlarda ama Ferahfıza yok. Ama bir dedeye ithafen onun ruhuna cemili olsun diye oturduk böyle bir şey yapmaya gayret etmiş oldu. Eyvallah. Son bölüm tam anlaşılmadı. Hani o şöyle devam etmiş kısmı. Ha, İmam Efendi neden öyle düşünce Dede Efendi ne yapmış? İşte Dede Efendi bu esere girmiş. Ve o zamana kadar da böyle bir makam yok. Makam var. Dini eser yok. Yani ilahi falan yokmuş. Dolayısıyla tabii 2. Mahmud'un da değil mi hocam hoşuna evet gidiyor ve rica ediyor dededen bu makamı ihya etmesini. Bundan Ayin-i Şerif'i besteliyor. Ferahfıza Ayin-i Şerif'i var Dede Efendi. Ve ihya olmuş oluyor yani padişahın da. Eyvallah. Hocam demin siz bir şey diyecektiniz ama ben yarım bıraktım hatırınızdaysa. Estağfurullah.
Ben evet, bu bence bu Enderun teravihi dediğimiz şeyin bir mantığı var bence, bir felsefesi var. Yani çoğu kişi işte acaba bununla camilere biz müziği falan mı getiriyoruz, kilisevari bir hava mı doğuruyoruz? Onun mantığı değil. Şimdi teravihin kendisi zaten ferahlamak, açılmak, fasıla vermek, genişlemek anlamlarını taşıyor. Bence bu ferah feza makamı bu işin felsefesini anlatan bir isim. Evet. Feza uzay demek. Yani bir insanın uzayın sonsuzluğu, sınırsızlığı şeklinde ruhunun açılması, evet, genişlemesi amacıyla müziğin, maneviyatın, ritmin hepsinin aslında ibadete dahil edilmesi. Burada aslında bu çok önemli. Yani bu Enderun teravihi tecrübesinden alacağımız çok önemli bir şey var. Şimdi teravih dediğimiz şey işte zoraki insanların bir an önce bitirip kılalım, çıkalım, çıkalım hızlı şey kılınsın olduğu bir şey. Fakat öyle bir şey ki tadını hissede hissede bırakıp gidilmeyecek olağanüstü bir tat, o ibadeti hazza dönüştürmeye yönelik çok ciddi bir tecrübe. Bence nitekim, böyle bakmak lazım nitekim olaya. Öyle oluyor. Yani. Zaten odur. Yani affedersiniz. Efendimiz Ramazan'ın birkaç gecesinde cemaate teravih kıldırıyor. Yani teravih olduğunu belki sahabe bilmiyor o zaman. İki rekat kıldırıyor, iki rekat daha kıldırıyor, oturuyor, sohbet ediyor. Sohbetten ne kadar sürüyor bilemiyoruz ama daha sonra ikişerden dört rekat daha kıldırıyor. Ya Resulallah bu nedir dedikleri zaman bu teravihtir buyuruyor. Yani teravih rahatlamalar demek. Yani hocamızın buyurduğu gibi. Tabii günümüzde biraz rahatladı teravihler ama son zamanlara kadar jet imamlar falan da vardı. Yani kim 20 dakikada bitiriyor, orası dolup taşıyordu yani. Ramazan hocam sizde şimdi kaç dakika? Elhamdülillah Enderun usulü nerede var oralar buluyor. Bir saatten aşağı inmez. Bir saati buluyor. Evet. Eyvallah. Toplam bir saattir. Şimdi Enderun teravihi dedik, yani bu bizim kültürümüze baktığımız zaman medeniyetimizin merkezinde zaten mescit ve cami vardır. Eğer küçük bir konaklama yeri ise köyse köye uygun. Eğer merkez böyle bir şehirse şehire uygun. Saraysa şayet bulunduğu yer mabedin, Topkapı Sarayı'nın yanındaki Sultanahmet Camii gibi, Dolmabahçe'nin yanındaki Bezmalem, Ortaköy Çırağı'nın yanındaki Ortaköy Camisi, Beylerbeyi Sarayı'nın yanında Beylerbeyi Camisi gibi o ihtişama uygundur. Az önce bahsettiğiniz Kabe'nin seviyesini o revakların geçmemesi, aynı zamanda içinde bulunduğum şu mekanda Süleymaniye'nin İstanbul'un en güzel tepesine inşa edilişi de yine o saygıdan dolayıdır. En güzel yerde, en yüksek yerde bulunmasının Yahya Kemal'in de dediği gibi bu Ulvi Tepe'yi seçmesi boşuna değildir. Ve bir mahalle oluşurken merkezine önce en güzel yere cami yeri ayrılır. Ondan sonra o kültürün oluşmasında yanına medresesi konulur. Yanında tekkesi tam bir külliye halinde. Edmondo de Amicis onu anlatırken muhteşem tabir eder. Ortada mabet vardır, mescit vardır. Etrafında şifahanesi, okulu, mektebi, imarethanesi bunlar vardır der. Osmanlı'nın kültürünü anlatırken öyle anlatır. Şimdi bu mabetler de bir taraftan dıştan baktığınız zaman bu milletin bir taş kültürünü, yapı kültürünü anlatır. İçine girdiğiniz anda çinisinden halısına, avizesinden kalem işlemelerine, yapı tekniklerine varıncaya kadar bunun ötesine girdiğiniz andan itibaren de minareleriyle önce ezan, sonra salat, selamlar, az önce bahsettiğiniz temcid, bu milletin kültüründe, geleneğinde var olan sesiyle o ahengi birleştirip belki geçmişe dönüp baktığımız zaman bugüne gelmeyen birçok şiiriyle beraber desem ki Süleyman Çelebi'nin sadece yazdığı şey Mevlid midir? Hayır, ama Mevlid sese de yüklenip gelmiştir bugüne. Ses onu o öyle bir getirmiştir ki tıpkı
Fuzuli'nin öyle zayıf kıltenim firkatindekim vaslına mümkün ola yetirmek sabah beni. Dediği gibi o ahenk, o ses onu bugüne getirmiştir. Peki. Bizi dünden bugüne getirmiştir sesler. Soru şu, 2 dakika içinde Enderun evet. teravihini bize nasıl anlatırsınız? İki dakikanız var ve birisi uçağa binip gitmek zorunda. Siz de ona Enderun'u anlatmazsanız adam ölecek. Nedir Enderun? Enderun teravihi işte bizim mabetlerimizin, camilerimizin sarayda başlayıp önce merkezi büyük camilerde, Salahattin camilerde uygulanan Rast makamından başlayıp İsfahan, sonra Saba, Hüseyin'i, Eviç, Acemaşiran ve en coşkulu anlarında vitir namazı kılınırken de Hüzzam yahut da işte Karcar gibi coşkulu makamlarla insanlar belki yoruldukça onları coşturan, ruhen coşturan müezzinlerle imamın karşılıklı ahenk içinde o yani, namazı da müezzin mahfeliyle mihrabın cilveleşmesi. Evet, uyumu ahenk içinde oluşu. Buyurun. Onu Ahmet Yüksel Özdemir Hocam şöyle hafif, latif ve huzur verici evet, diye söylemişlerdir. Peki cemaat de bilir miydi acaba o cemaat dönem bunları? Cemaat evet. Eşlik eder miydi o ilahilere yoksa dinlerler mi? Mesela efendim işte farklı makamlarda ezan, nihavet makamında ezan okunur mu okunmaz mı diye tartışılırken Cuma'nın geldiği şimdiki gibi bizde saatler efendim telefonlar falan değil. Onların olmadığı bir dönemde yarın Cuma'ya insanlar boş yakalanmasın diye Perşembe günü ikindiden itibaren veya yatsı namazında farklı bir makamla ezanı okuyor. Aa yarın Cuma'ydı. Bu akşam Cuma gecesi diyerek insanların uyarılışı, sesle uyarılışı. Namazda da aynı şekilde dışarıdan gelen bir insan hangi işte şimdi evici kılıyorlar demek ki bunlar 4. 4 rekatı kılıyorlar. Acemaşiran'da 5. 4 rekatı kılıyorlar. Onlarla insanlar dışarıdan geldiğinde onu anlarlarmış. Öyle bir kültür varmış. Ama o makamdan evet. biliyor ki kaçıncı rekattalar. Evet. Onları anlarlarmış yani. Öyle bir kültürün meyvesiyiz bizler yani. Şimdi tabii bu olağanüstü bir şey. Tabii böyle biz İstanbul'u konuşuyoruz. Böyle sanki medeniyet İstanbul elitleri, saray elitleri arasında dolaşıp duruyor. Ahmet Şahin Hocam bahsetti. Peki imparatorluğun diğer tarafları, Anadolu diğer taraflar. Ben bir yerde okumuştum. Gezici teravih grupları var. Bu gezici teravih grupları. Gezici, işte, seyyar yani. Seyyar, bu mübarek müezzinleri var. Evet, mübarek gece müezzinleri var. Şehir şehir geziyorlar ve bu kültürü aynı zamanda toplumun geneline, yani sadece İstanbul'a hapsetmek değil, bütün topluma yaymak için bu görevi üstlenen insanlar, gruplar var. Şimdi bu noktada Ramazan medeniyetinden bahsettiğimiz zaman aklıma bir başka önemli bir husus geldi. 30 saniyede anlatılır evet, mı o önemli husus? Anlatılır. Cerre çıkmak, yani medrese talebeleri öğrendikleri bilgileri topluma yaymak için 3 aylarda Ramazan ayında Anadolu'ya, imparatorluğun her tarafına yayılırlar ve bilgileri topluma ulaştırırlar. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Geldi temcit vaktimiz. Ahmet Hocam siz yerinizi alalım. Temcit vaktimiz. Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Sambur. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Zamanda konuğumuz çoktu. Belki sohbetin hakkını veremedik ama bağışlayınız. Biz istifade ettik. Tanımış olmaktan memnun olduk. Çok sağ olun. Uğur Atik, araştırmacı yazar. Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Hiçbir şey konuşamadık ama. Osmanlı medeniyeti bir muhabbet medeniyetiydi. O muhabbet hayatımızın içerisinde o kadar güzel serpiştirilmişti ki biz hayatı bir seremoni şeklinde yaşıyorduk. Eyvallah. Konuşacak çok şeyimiz var. Cevapları bulamadık ama en azından sorularımızı çoğaltmış olduk. Bu da iyi bir şeydir. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ramazan kutlu hocam. Hocam Allah razı olsun. Evet, 4 kitabın manasını okudum, hasıl ettim. Aşka gelince gördüm. Bir uzun heceymiş der ya Yunus Emre. Her şeyin özü ve özetidir aşk. Eyvallah. Evet. Ahmet hocam temcidimize Eyvallah. Geçelim mi? Temcide geçmişken şunu da söyleyelim. Sebepsiz bir şey yapmıyor Ejder dedik ya. Kendi vaktinizden yiyorsunuz. Buyurun. Eyvallah. Bugün böyle olsun. Yani konuklarımızda konular birbiriyle de alakalı. Ecdattan bahsettik, kültürümüzden bahsettik. Aşktan bahsettik. Bu aşk Bilal-i Habeşi'ye dayanıyor. İmsak vaktini Bilal-i Habeşi Hazretleri temcid okuyarak ilan edermiş.
salatü selamlar okurmuş. Teyakkazu, teyakkazu, ye niyemu. Uyanın, uyanın ey uyuyanlar. Efendim gecenin karanlığını fecir mağlup etmiştir manasına gelen. Oradan geliyor yani adet. Bunu medeniyetleştirmiş ecdadımız. Hadi ondan bir örnek verelim o zaman Ahmet Hocam. Verelim efendim. Yani bir tek sizden değil bizden de gidiyor giden çünkü. Buyurun. Olsun. Efendim yarın Allah nasip ederse saatler 2 vurduğunda Süleymaniye Camii'nin bahçesinde bereket vaktinde sizlerle birlikte olma derdindeyiz. Dua istirham ederiz. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Ya Hazreti Mevla. أنت الكريم الباقي وأنت الرحيم يا الله الله أنت الذي تفردت بالفضل والكرم والعلا يا رحمن إله واحد رب تعالى هو الله البديع الحق العلا يا منان سبحان من خاتم الأنبياء بمحمد المصطفى فداه أبي وأمي كما الخليل إسماعيل فدا هزم الفجر جنود الظلام صل على سيدنا المصطفى أحمدنا الهادي وعليه الثناء
zamanın renklerini gündüz olduğu kadar gecenin içinden de getirir bize Ramazan. Kimi nöbetini bitirir bu heyecanla, kimi derin uykulardan uyanır. Ve gece tebessümlü uyanışlarla bölünürken gönül kapıları bereket vaktine açılır.